Bu arada şeyle tanıştınız mı? Irkçı kafatasıyla tanıştınız mı? Cinsiyetçi kejman var burada bebek. Evet. Daha genç olduğu için cinsiyetçi. Bir de şey var. Kürtaj kejman var. Nerede o? Onu versene. Kürtaj kejman. Abi çok karşıtı bu da. Abi dünyanın en rahatsız oyuncağı. Yani kameranın önünde tutuyorlar. Ay. What the fuck? Basurlu kejman. Evet. Basurlu. Yok, o taşakları da olabilir içinde zaten. Evet, toparlamamız gerekirse ben Deniz Şahin en son demişti ki ben yıllarca ülkeyi terk etmem. Vatansever bir insanım. Evet, ne demekmiş ülkeyi terk etmek dedi. Ama şimdi galiba bunun tam tersi bir açıklama yapacak gibi. Hadi dinleyelim. Abi önce sigara yakmak istiyorum. Aa. Sigara sağlığa zararlı. Bir kere yapmak. Gittiğin yerde sigara hiç iyi bakılmıyor. Özür dilerim. Gideceğin yerde sigara pahalı ha. Tamam, evet. Şuna başka şeyler içelim. Ayran falan mı içeceksin? Ayran mı içeceksin? Bira içelim daha ucuz çünkü. Ya bira içersin. Ha, aynen. Kanka 25 kuruş aldım. Gideceğin yeri söyle de ama. Gideceğin yeri. Önce bira markası da var. Şimdi. Nedir? Nedir? Aha çok ünlü. Ne bira markası? Böyle siyah şişeler olur, kırmızı. Sadece liselilerin içtiği. Ya Amsterdam içersin lan. Sahne çıkmasın. Nefret ediyorum lan Amsterdam'dan. Tadı yok, tuz yok, bok. Ben de sevmem bu arada. Ya. Ben de Efes Malçıyım. Anadolu birası. Amsterdam Navigator mu? Kötü değil mi? Kötü bir bira. Çok kötü bir bira ya. Kötü, kötü bir bira. Etil alkol şişesi güzel ama. İçine de işe. Neler yapıyorsun? Terk ediyor Erenak'tan. Ama yeter artık ya. Erenak'tan. Biz bir de sohbet ediyoruz abi. Arkadaşlar yeni stüdyo yaptırdı Erenak'tan bize bu arada. Arkada görüyorsunuz, değişti ortam biraz. En samimi podcast evde yapılan. Tabii abi evde yapılana kadar ya. Bak arkaya koydu projeksiyonunu, koydu adam pavyonu, şey getirdi buraya. Biz biraz daha sponsor alamazsak bunun devamını umumi tuvalette yapalım diye düşünüyoruz. Daha şey olsun ya, benim yani. Çok iyi bir fikrim var da. Götürürüz yer mi emin değilim. Söyle baba. Varillerle sokaklarda falan mı? Ne yaptın? Ne yaptın? Köprü altlarında mı? Neye takımı? Ne A takımı? Ne takımı? Niye lan? Ne takımı? Şunu daha çok ışık versin diye yapıyoruz işte. Benim aklım şey. Kırma ya. Bir şey olmaz. Abicim ne yaptın sen? Dur. Korkma işte. Abi bak, terk edilmiş bir yetimhane buluyoruz. Dursun düzeltiriz sonra ya. Güzel amına koyayım. Oturacağız. Konuşacağız. Mum olacak. Işıklandım orada sence. Gerçek bir yetimhaneye girsek çok daha fena olmaz mı? Ama kullanılan faal bir yetimhane. Çocuklar şey diye soruyor. Benim annem babam nerede diye bize soruyor falan böyle. Biz de onları cevaplayarak yapıyoruz. Bu orası burayı alıyor mu kapı? Sen şunu sen niye anasını alıyor. Yırttın mı bunu şu anda? Hayır, hayır. Buradan takılıyor. Yapılır sonra. Ama. Yapar sonra. Tam böyle kal. Çevireyim ben. Yani daha çok ışık versin diye bunu çıkaracağım. Hayır, bu var. Şey buraları kesme. İzleyenler yemeği hayır, görsün. Hayır, kesilsin bence itimane kısmı. Yok ya, samimi podcast. Samimi podcast. Daha çok size daha çok mor ışık vermek istedim sevgili seyirciler. Ama abajurum izin vermiyor. Size vereceğim. Sevgili ben Deniz Şahin. Evet. Lütfen. Anladım. Üçüncü kez kesildi, farklısınız. Şimdi benim çok kronik bir insanlarla ilgili sorunlarım çıktı. Haydi. İnsanlarla ilgili sorunlarım çıktı. Türk halkı biraz hayal kırıklığına uğraktı. Bunu bir şeyle zincirleme başlıyor. Hayal kırıklığı. Ama kafan öyle yaparsan yani bu geliyor. Ama dediğin cümleye bakar mısın ya? Hayal kırıklığına uğraktı. Türk halkı beni hayal kırıklığına uğraktı. Vurumun görüntü çocuğu. Ne diyeyim yani? Vurumun görüntü çocuğu. Üzüldüm kanka yani. Orada bir soru işareti var. Hayır. Arkadaşlar bir dakika delirmeyin. Ben çok seviyorum onu. Uğur Mumcu sanki orospu çocuğu. Ben de severim. Burayı kesebilir miyiz? Çünkü derneği falan var. Evet keselim abi. Bipleriz orayı. Hayır dava ederiz ya. Burayı keselim. Yok, yanlış anlaşılabilir. Uğur Mumcu çok saygı. Evet çok hak eder. Çok en baştan. Aynen. Evet Mert Bey sözü bana verdiniz. Arkadaşlar benim çok ciddi sorunlarım çıktı. Ben böyle sokağa tüküren insanlar böyle chatte Ümit Özdağ falan sokağa tüküren insanlar nesi var ama gerizekalı. Sayıyorum ama bak zincirleme birçok sebep sayacaktım. İlk sebebime takıldım ve eleştirmeye başladım ve lafımı kestim. Sayın Mother Öter. Deminki gibi Mother. Deminki Türkiye beni çok hayal kırıklığına uğrattı de. Deminki gibi mi? Türkiye beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Neden? Amına koyayım sanki. sanki Uğur Mumcu orospu çocuğu. Uğur Mumcu orospu çocuğu. Anlına... Yapmayın oğlum şunu. Burayı kesiyoruz yine de. Arkadaşlar ben bunu dördüncü kez anlatıyorum. Çünkü ikisini de kestirdiler bana. Ben Cumhurbaşkanımıza hakaret edersen tabii ki kestiririz. Ben Deniz Şahin. Evet kanka.
hayatında bir takım gelişmeler oldu. Sürekli olarak dedin ki ben bu ülkeyi çok seviyorum. Ovasına, suyuna, deresine, ayısına ben bu ülkedeyim dedim. Biz de dedik ki vay dedik ne kadar vatansever bir insan falan. Hatta dedim ev temizlenirken evden mi çıkıyorsunuz siz? Aynen. Racon falan kestim hatırlarsın. Da yanındaydım. Biz de seni bir sik sanmıştık. Haklıymışsın. Ama şimdi birdenbire birkaç ay önce yanımıza geldin ve dedin ki kaç önceden fazla. Evet ve dedin ki ben dedin. Geyim dedim. Ama çocuk bir şey anlatacak yeter. Sen konuşuyorsun, çocuk anlatmıyor ki. Ben ama bunu buraya getirmeye çalışıyorum. Bırak anlatsın artık, evet. Anlat kardeşim. Evet, arkadaşlar ben bir Avrupa ülkesine vize başvurusu yaptım bildiğiniz üzere. Aa, acaba nedir? Amına kodumun vatanhaini. Ayda. Ne oldu, niye kaçıyorsun? Sıkıldım. Tamam. Özgürleşmek istedim. Başka ülkelere değilim. Nasıl değilsin? İstediğim şey istedim. Yürüyebiliyor musun? Ne istiyorsun da yapamıyorsun? Dört kez kaydı kestik. Sebeplerini hepiniz biliyorsunuz. Ne için? Çünkü korktuğumuz için kaydı kestik. Hayır biz kestik, korktuğumuz dedik. Kişi o değildi ki. Ama başka, bir kişiyi incitmekten korktuk biz. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Aynen öyle. Az önce Cumhurbaşkanı şakasını da kestik. Cumhurbaşkanı şakası yapmadık ki az önce. Siz niye ben korkuyorum şu an? Yanlış bir şey var. Şey gibi oldu değil mi? Hepimiz evet. Aşırı sağcıyız da bu herif şey gibi oldu. Ben bir şey yanlış yapmışım gibi üstüme geliyorsunuz. İkna odası. Evet. Gitmeyi mi istiyorsunuz? İftarda ha. Zorla böyle ekmek yedirmeye çalışıyorum. Şeyde oruçluyken. Sahurdayken. Abim sen ha. Evet senin Türkiye ile ilgili evet. Bir takım kanka ben sıkıldım. Sıkıldın. Biz ne yapalım? Kanka ben onu böyle bir şey demiyorum. Sen ne falan gibi bir durum değil. Ben ya üzülüyorum artık tamam mı? Üzülüyorsun. Böyle hani şey Afrika'daki açlığı da bilirsin ama onu böyle çok aklına gelip ona üzülmüyorsun ya. Tabii. Ülkedeki şeye daha çok üzülebiliyorsun. Yani hani seviye seviye böyle her şeye üzülüyorsun. Yakınında değiştirebileceğin bir şeyi. Evet yapamadığın için üzüyor bu seni. Hemen tamam değiştiremeyeceğin için. Hemen değiş. Ben biraz şeyle de alakalı. Çabalamak yerine terk mi ediyorsun? Eski hepimizin dediğimiz. Ama anlatacağım şey. Ne var lafın kesildi? Triggerlandın mı? Yok triggerlanmadım. Söyleyeceğim şeyi tam anlamadınız. Değişmeyeceğini bildiğim bazı şeyler beni rahatsız ediyor. Yani kronik olarak değişmeyecek biliyorum onları. Benim tümörüm azdı az önce. Yine o sırdı mı yine? Ben yeni aldım o sandalyeleri. Seni sikerim. Kalk tuvalette osur. Yeni tuvalette. Tuvalette osur ne? Benim 2000 liralık sandalyemin içine osuramaz. Nasıl hissettin? Abicim ama her seferinde gidersem bu programı yapamayacağım. Yani. Ya biz çocuğun hikayesini piç ettik ya. Hep bu çocuğa yükleniyorlar. Biz siktik çocuğun hikayesine. Babacım sen bize bakma. Sen anla. Kardeşim şöyle bir kalkın. Nerede kaldım oğlum ben en son? Böyle bir yerde. Hava olsun en azından burası. Aynen. Çok kaldırma. Kanka evet. Şimdi yani özetle şey işte abi ülkedeki sorunların bazılarının çözülmeyeceğini düşünüyorum. Bu şey demek değil. Ha Avrupa'da sorun yok. Ha işte dünyada sorun yok. Dünyada da sorun var. Ama ben artık şey gibi böyle hani sorunlara yeterince üzüldüm bile hayatımın sorunlara üzülmeyen dönemi olsun. Çünkü ben lisedeyken solculuk oynamaya başladığım için o çocuk cahilliğim hiç yapamadım anladın mı? Hani böyle çocuk bir saniye bitireyim. Çocukken böyle oyun oynarsın hiçbir şey umurunda olmaz ya da whatever yani anladın kız peşinde koşarsın. Ben lisedeyken eylemlerde pankart taşıyordum. Ve o şey yorgunluğu var biraz. Mental kendine bir şey yapmama yorgunluğu. Kürt ve Alevi. Evet Kürt ve Alevi. Her zaman Kürt ve Alevi'ydim kanka anladın mı? Hani benim lisede kanka okulda arkadaşımın olmamasının sebebi Kürt ve Alevi olmak. Yok ya. Anasını ama artık. Ulan kanka acı tarafını hiç söylemedin amına koyayım. Kalcım ben biliyorsun. Az önce demesem tam şak gelecek. Biz diye düşünüyorum. Evet oğlum. Sıra arkadaşımın bu hikayesini biliyorsun oğlum yani hani. Basic'li adam şey falan demişti hatırlamıyor musun? Yaptık güne yakarız gibi zihniyetlerle ben aynı okulda okudum. Öyle böyle ben şey, yemin ediyorum işte. Böyle bir hikaye anlattım ben. Ben İntaş'ta okudum. Kanka ben hayır bak. Bana çoğladı böyle şeyler. Şimdi, ama sen Kürt var Alevi değilsin. Kanka benim şimdi ben bir de bu Kürtlük Alevilik meselesi de değil. Bende çeşitli azınlıklara karşı hassasiyetler var. Bir dönemde ben Lazları çok seviyordum ve onlara karşı böyle gereksiz bir agresivite olduğunu düşünüyordum. Çok gerek çünkü çok yokmuş. Kanka yani işte şey gibi bakıyorum ben. Kürt. Hayır diyor şey gibi. Bir yanlış birinden çok özür diliyorum böldüğüm için. Bütün Karadenizliler Laz değildir. Aynen Laz çok az olan çok bir şey. Yani Laz dediğiniz insanların çoğu Laz değil. Laz değil ya işte. Kuzeyli mi diyeceğim? Benim üzüldüğüm şey ne biliyor musun? Aslında bunların hepsi çok kültürel değer ya. Baktığın zaman kültürel değer. O kültürel değerler ben birileri kötü davrandığı zaman üzülüyorum tamam mı? Çünkü şey gibi geliyorum. Ya onlar 20 kişi diye niye böyle oluyor? Bir şey sorabilir miyim artık? Artık oluyor muyum? Lütfen. Sen oraya gidince üzülmeyecek misin? Ha şu. Ülkenin için sevip oyalanabileceği bir şeyler olacak. Yes aynen öyle. Bir de kestik kolay mi o kısmı kesmedik mi bilmiyorum ama bir noktada şey cümlesi kurmuştum.
Afrika'da Vader, yeter. Afrika'da da aç insanlar var ama çoğu zaman aklımıza gelip onu bunu üzülmüyoruz ya. Çünkü gözümüz evet, önünde ama değil. Ama Afrikalı değiliz abi. Çok iyi anlıyorum seni. Biliyorum ki hiçbir zaman bitmeyecek. O kültürel gözümün hep buraya kayacak. Hep bir Türkiye Twitter gündemine bakacağım. Bunun farkındayım. Ama biraz da kendime borçluyum gibi hissediyorum. Gideyim. Gezeyim. Biraz vizyonum genişlesin. Hmm. Sabit durmaya gitmiyorum bu arada. Hani ya, Hollanda'ya gittim. 7-24 Hollanda'da yaşayacağım gibi hayal gücüm yok. Ne yapacağımı da eğer Mert Bey sorarsa anlatmak isterim. Vizyonun şimdi ama dikkat etmen düşünüyorum. Gerekiyor. Neden vizyonun genişleyeceğini vizyonun düşünüyorum? Vizyonun genişleyeceğine götün genişlememeli. Evet. Yani, doğru. Çok doğru bir yere gidiyorsun bununla ilgili bir de. Bu bir risk. Bunu dedim çünkü bu bir sonraki bölümümüze bir köprü olacak. Aynen. Ama evet, ondan önce ekibimizin her birinin bu konuyla ilgili fikirlerini alacağım. Sonra da şeyi konuşacağız seninle biraz. Gidiyorsun tamam. Nereye gidiyorsun? Göt genişletmeye mi gidiyorsun? Bunları konuşacağız. Tabii. Birazdan seninleyiz. Nasıl konuyla gidiyorum da ben. Bizim yani BTR'miz mi var? Çünkü nasıl gidiyorum anlatmak istiyoruz. Bizimle kalın. Yeni bir ürünümüz var. Evet. Şalgamlı şalgamlaştırıcı. Evet. Şalgamlaştırıcı. Şalgamlaştırıcının reklamlardan hemen sonra artık iyice delirdik. Merç olmak zor. Merç olmayı sürdürmekse daha zor. Her daim size yetirebilmeli. Her zaman azgın olabilmeli ve bir gecede en az 5 posta atabilmeli. Peki ya bu gücümü neyden alayım? Ben her gün meccu şalgamlar içiyorum. Enerji dolu ve organik yapısıyla size gün boyu ihtiyacınız olan ekstrem ayı gücünü verin. Tamamen steril ortamda deneyimli çalışanlarımızın fermente işlemiyle el değmeden hazırlanır ve tam adınıza layık bir hale getirdi. Uzman kadromuz ile sağlığınız ve partnerinizi enerjinizle şaşırtmanız için tasarlanan mucizevi içeceğimizi aynı zamanda kayganlaştırıcı olarak da kullanabilirsiniz. Kendine az azdırıcı kokusu ve ipeksi hissiyle cinsel hayatınıza renk katacak. Oh evet, salla bebeğim. Şeki Tamza abi. Ha ha, öyle mi diyorsun? Şerefine ver. Oh, duşu gibi, am gibi. Meço şovlanları. Hem içecek, hem kayganlaştırıcı. Yani şovlanlaştırıcı. Hoş geldiniz. Tekrardan. Tekrardan hoş geldiniz. Ne yaptın? Ne yaptın? Yarısı paşam benim. Helal. İşte arada şalgam içti. Arada kayganlaştırıcı. Hem tüketebiliyorsunuz. Evet, hem de sikebiliyorsunuz. Oğlum çok garip bir ürün. Namaz yani için birebir. Nasıl yap? Sen kullanmıyor. Orucunu açabilirsin bununla. Evet. Çift taraflı. Çift taraflı açalım. Çok iğrenç oldu ya. Bir ürün böyle pazarlanmaz arkadaşlar. Hani hem için ürün var hem sikebiliyorum diye bir slogan değil. Pazarlanamaz o marka. Yemede yanında yat. Mesela. Ben markayla konuştum. Marka şey dedi. Gençler biz sizi çok seviyoruz. Siz ne derseniz biz okeyiz dedi. Ama yani. Kafanızda gözüksün. O yüzden hani iyi yanırız. Babim öyle. Hala olmaz bence. Ya ben yani, şöyle bakalım. Çok amaçlı. Gençler pazarlanabilir uygun. Ama geri kalan şalgam seven muhafazakarlar ne olacak? Çok para. Hem içilebilir hem de sikilebilir şalgam. Bir önceki bölümümüzde bendeniz Şahin gelecek planlarıyla ilgili konuşmuştu. Ve biz de sakince onun sözünü bölmeden dinlemiştik. Fakat şimdi konuyla ilgili her birimizin birer yorumu var. Bu yorumları da şu şekilde saat yönünde tek tek alacağız. Eren Aktan, efendim. Merhabalar efendim. Merhabalar. Beni konuk ettiğiniz için çok sorunlar benim evimde. İyi misiniz? Sizin de geleceğiz şeyinize. Ama gelemedik, çok büyük çünkü. Teşekkür ederim, artık yapmama gerek yok. Aynen. Yapacak dedi, ben artık önden yapıyorum. Evet. Bildirim sesi geldi telefona. Evet. Bu beni bir dinleyici olarak çok geldi. Sessiz alabilirim. Artık eskisi gibi değil. Bunlar olur. Çok değişti. Çok bunlar bozdu, ne yaptın? Nasıl bozdu? Evet. Ne konu hakkında bilgi mi? Bendeniz Şahin gidiyor. Evet. Her işimizi bu adama yaptırıyorduk. Şimdi ben duygusal arkadaşım yönünden konuşacaksam eğer. Tabii ki. Gitmesin istiyorum. Fakat gitmesi için de maddi manevi yanındayım. Çünkü bunu istiyor arkadaşım. Belirli bir borç mu verildi? Hayır. Oraya ona birazdan geleceğiz. Estağfurullah. Estağfurullah. Yatırımcı ol demek. Estağfurullah. Yok. Mutlu olacaksa gitsin. Ama bence gitmesinin sebebi ülkenin durumuyla ilgili olmaması lazım. Çünkü gitsen de burayı dert edeceksin, şey yapacaksın, evinin güzel olmasını istemen lazım sonuçta hani burada. Ama şey, seçimden sonrası gitmesi iyi, o güzel. Yani ama sen bize hep diyordun ki, asıl seçimden sonra düzelteceğiz ülkeyi falan. Biz burada çer çöp toplarken... Biz de burada şimdi... Çer çöp toplamayacaksınız. Biz de burada oturup
oyun oynayıp sohbet edeceğiz insanlar. Evet. Yani biz de amına ama, aktif sağlam ama arkadaşlar falan yapmıyor. O daha aktif bir meslekte ya. Abi evet ama adam belki de şunu düşünüyordur. Ben gideyim. Yanayım. Nereye ateş yani? Olarak geri geleyim. Vay. Kıvılcım olarak geleyim. Şimdi, ateş evet. Olarak geleyim. Bence öyle düşünmüyor bu arada. Hayır, hayır, yok, peki sen bir soru. Bir soru. Hikaye bir yerden sonra 5. yılda bir yol ayrımına gelecek. Ha, onu soracağım. Döneceğim mi? Dönmek. Kattığın, aldığın şeyleri bu, buraya katmaya geleceğim mi? O hikaye aslında şey 5 yıl boyunca bir şey vize hakkım olacak. Şey gerçekleşirse eğer. Ben işte, olduğunu söyleyeyim mi? 5 yılın sonunda orada kalınca vatandaş olabiliyorum. Hı-hı. Vatandaş olursam Türkiye vatandaşlığım iptal ediliyor. O ülkenin şartları gereği. Öyle mi? Vatandaş olamıyorsun. Aynen. Aa, ne kötü lan. O noktada bir buraya ama girmek çok kolay. Abi buraya girmek kolay. Aslında senin burada veririz, şey... Sana satarız bizim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğini bırakmak mı? Vatandaşlık bırakırsın böyle vatandaş... bir şey. Şu anki baktığımda, şu an baktığımda hayır diyorum buna. Ama burada milli ama... takımda oynadın artık. Evet, burada milli takımda orada oynadım. Oynayamaz. Orada oynayamam. Ama işte dönüp baktığımda belki 5 yıl sonra daha farklı bir deniz olacak. İşte o deniz 5 yıl sonraki deniz bence bu sunacağım. Belki daha bir dünya vatandaşı. Tabii, belki dünya vatandaşı olmak isteyeceğim ve bir daha Türkiye umurumda olmayacak. Evet. Bir daha dönmek bile istemeyeceğim yani. Bilmiyorum peki, ki ne sen yaşayacağım. Belki ağlayarak bir ay sonra geri döneceğim. Ülkende belki hiç gidemeyeceğim. Kürt Aleviyim diye baskı yedim de üzülüyorsun. Orada da Türk'üm diye baskı yiyeceğim. Tabii ki de bak şey gibi bir durum yok. Ben Aleviyim baskı yedim diye gidiyorum gibi bir durum yok. Ben, ya diyor ki bu ülkede diyorum, böyle şeyler oluyor. Ve her dünyanın işte her yerinde de olacak. Tabii ki de olacak. Olacak. Tabii ki de olacak. Ama ben benim şey asimile olayımı biliyorsun. Yani şey umurumda değil bunlar. Ben zaten bir de sabit kalmaya gitmiyorum ya. Hani oraya gidip sabit arkadaşlarım olacak. Evet. İşte Amsterdam'lı Max'le çok yakın arkadaş olacağız falan gibi bir hayale gitmiyorum. Peki bana şunu söyle. Bu gitme planında evet. Para en son mu? Yani para kazanmak için değil. Ben sadece para dünya gezmek için. Hayır şöyle. Şimdi asıl vizyon şu. Bilmiyorum buraya geleyim mi yoksa devam etmek ister mi sevgili moderatör soruları yöneltmeye? Çok güzel. Çok çünkü güzel. Bu bambaşka bir iş. Business tarafımı anlatacağım bir kısım. Çok ben güzel. Şey... Çok güzel. Saat yönden devam ediyoruz. Ben de konuyla ilgili fikirlerimi son bir soru atmak isterim. Tabii. Gençlere burada kalıp burayı düzeltin derken ne düşünüyordun da bunun buraya da geleceğim ama zaten son hatırlarsan bir yıldır da ya ben bunu gerçekten düşünmeye başladığımdan beri aslında yayınlarda bunun sinyalini de veriyorum yani hani sözlerime daha dikkat ediyorum. Evet söylediğim şeyler o gün gerçekten düşündüğüm şeylerdi. Büyük konuştum bunun farkındayım. Büyük konuşan da zaten büyük yer. Büyük yerlerde yemem gerekiyorsa yerim ama şu bugünün şartlarına baktığımda bugünün şartlarına baktığımda bence doğru olan bu. Orası buluk. Evet bence benim şu an bugünkü güncellemem benim hayatım için bak Eren'in hayatı için böyle demiyorum. Zaten o yüzden sana hiç gelip şey demedim. Hadi birlikte gidelim demedim. Dedim ki gelmek ister misin? Hayır dedim. Ben başka seçeneklere baktım. Evet. Yani hikaye böyle aslında ya. Şu an bugün Deniz için doğru olan bu. Neden doğru? Business tarafıyla anlatılacak. Birazcık şekillenecek bence. Sizin de fark ettiğiniz çok gibi. Çok güzel gidiyor lan. Yani... Benden hiç aynı radyo kafası. Evet lan yani şu an. Sizin de fark ettiğiniz gibi programın bu kısmı Deniz'in planlarını çok merak ediyoruz alakalı değil. Biz arkadaşlar olarak Deniz'in planlarına kıl olduk ve onu yargılamak evet. istiyoruz. Evet. Yani yoksa biz aylardır biliyoruz ve aylardır bunları söylüyoruz. Hep beraber aslında bir... Bunun bir de ne yaptın ne olacak kısmı var. Aynen. Bir de burada neden ne yaptığını anlatmadım da vardı. Onu aynen. da belki... Neden gizledin? İzleyicilere neden anlatmadım. Bu çünkü esasen... Utandım. Yani. Utandın. Evet. Çünkü ben şundan utandım. Bir kararı almaya utanmıyor musun? Şundan utandım. Aa, şimdi şöyle bir şey var. Su dökedim böyle. Ya benim burada utandığım şey şu. Bir fikir aklımıza geliyor ya arkadaşlar. Örnek veriyorum Hollanda'ya gitmek. Bu hadi ince yapabildiğim bir şey olmuyor çoğu zaman. Ben size bundan 8 ay önce ben Hollanda'ya gitmeyi düşünüyorum deseydim 8 ay boyunca işte ya, bu da dedi gitmedi gibi olacaktı. Ben bugün neden bunu söylüyorum artık evraklarımı teslim edecek noktadayım artık. Evraklarımı teslim edeceğim olup olmaması artık Hollanda Cumhuriyeti Devleti'nin. Ek bir soru askerden kaçıyor devletinin. Olabilir misin? Şimdi şöyle tecilim hala biraz var. Biraz pahalı bir yol kaçmak için. Yok hayır daha ucuz. Bilakis. Daha ucuz askerlik üzerinde. Bilakis daha ucuz. Evet. Gerçekten abi. Geçmiş olsun. Çok. Şey. Ben size dedim kampanya verken gidecektim. Şöyle diğer bir noktada da şu askerlikten kaçıyorum. Hala tecilim hala devam ediyor. Önümüzdeki yıla kadar önümüzdeki yılda bedelli yurt dışında daha euro kazanacağım için daha rahat ödeyeceğimi düşündüm. Planımı bunun üstüne kurdum. Sen hep Amerika istiyordun Hollanda. Amerika istiyordum. Neden Amerika? Yunan ve bu da bence çok uzun bir soru ve güzel bir soru. Sizin sonuna geldik yani. Sonuna geldik ama bu aa, kadar. Bundan sonrası sürelerinizi dikkatli kullanırsanız. Çok özür dilerim. Amaca yönelik hızlı ve gerçekten merak edilen
Ya da gerçekten en Amerika fena, sorusu merak ediliyordur bu arada. Benim ya da en fazla duygusal acıyı vurabilecek sorulardan tabii şey yaparsak öyle olur. Tabii. Evet. Gördüğünüz gibi bu bir engizisyon. Saat sırasından devam ediyor. Sıra bende. Ben Deniz Şahin. Gitmenizi istemiyorum. Ama gitmeye... Bu duygum beni çok mutlu ediyor. Gitmeyi kafaya koyduğunuz için artık sizi bu konuda roastlamayı bıraktım biliyorsunuz çok yani. Çok güzel. Evrak teslim edeceğim artık. Ben bir de artık kendimi şey gibi hissediyorum. Sürekli böyle yurt dışına Yiğitcan'ın da gitmesinden ötürü arkadaş yetiştiriyormuş gibi hissediyorum. Bu güzel şaka. Yiğitcan gitti, Tancan gitti falan böyle. Biz burada büyütüyoruz, ediyoruz falan böyle. Bunlar gidiyor siktirip gidiyor daha sonra. Daha iyi ama bak şöyle biraz da. Bize hiçbir faydası olmuyor. Bize hiçbir faydası olmuyor. Yiğitcan'ın gezmesinin sana bir faydasını dokunmadığını mı düşünüyorsun? Ya abi ben... tamam oraları geç. Ben taşak yapıyorum. Ha, okay. Ama biraz da şöyle oldu yani. Ben şey miyim? Avrupa'ya arkadaş yetiştirme enstitüsü değilim mi? Elin Max'in arkadaş yetiştirme. Biz altın ordu muyuz? Aynen. Yani biz ne tımarlı sipahi mi yetiştiriyoruz? Yani demek istediğim şu kardeşim. Her şey gönlünce olsun tabii ki. Tabii ki. Yüklü bir borca da girdin. Evet çok sert bir borca girdin. Siz yani hakikaten umarım yiyemeyeceğin yarrağın altına yatmamışsındır. İnşallah. Diye düşünüyorum. İnşallah. Her risk zaman almadan şampanya da içilmiyor her zaman. Çok iyi laftı. Tebrik ediyorum. Vallahi inanılmaz. Her zaman burada bir yuvan olacak. Her zaman çok duygusal yani. Ağlayacağım birazdan ağlayacağız. Ağından öperek oynayacak. Her zaman burada bir yuvan olacak. Eyvallah kanka senin de her zaman bir çadırın olacak. Kız babası olmalı. Evet. Evet, onu çok duyuyorum. Yiğitcan'dır. Ama evet, Avrupa'da bir çadırımızın, iki çadırımızın olduğunu. Yakında çadır kent kuracağız zaten Avrupa'da. Aynen. Evet, benim bu konuyla ilgili ben seni çok roastlamayacağım kardeşim. Ben çok tam tersini bekliyorum. Herkesin fikri değişebilir. Herkesin fikri değişebilir. Böyle bir şey yok yani. Bir de çok yani şey, ben yine benim. Yani aynı değerleri hala taşıyorum. O anlamda bir şey değişmedi. Sadece ülkeye de bu arada gerçekten bir gün dönüp gerçekten ülke için bir şeyler de yapacağım. Buna da inanıyorum. Bu gitmenin sebebi bence biraz eğitim gibi de bakıyorum bu kafaya. Yani hani belki kendimi relaxlatmak ve temizlemek için söylüyorum bunları ama gerçekten bence çok iyi bir eğitim lan. Hani Avrupa görmek, çok farklı kültür görmek, öğrenmek. Bunları gelip sonra benim işim olan reklamcılıkta ya da minimum iletişim alanlarında kullanmak okey bir şey değil mi? Biz genel olarak biz genel olarak hayatı nasıl yaşamak istiyoruz biliyor musun? Sana bile içerik bu arada. Benim tabii, Avrupa'da olmam. Çok sert içerik tabii. Sana yani hani. Tabii. Hadi bize Hollanda anlat. Bir bölüm Hollanda, bir bölüm Portekiz anlat. Anladın mı yani hani? Bar hadi sohbetleri. Bize vlog. Evet yani hani. Biz karanlık odalarda. Ama mesela sabahlara kadar bir şey anlatıyorum. Anladım. Özür dilerim. Güzel fikir geldi. Bak Yiğitcan gibi ben de gezip Eren'in kanalını atabilirim kendi kanalıma. Çapraz açmak çapraz yerine. Muhabbet yapalım. Eren'den mi yakın? Yapalım biz ona dönelim. Çapraz muhabbet olmasın. Yok oğlum çok pardon. Güzel kreatif fikir bulduk. Eren'den mi yakın? Bir şey anlatıyordu ama yani. Kreatif fikrini tamam. Benim duygu ve düşüncelerimi aktardım. Özür dilerim. Bir senin ama kısmın bitsin. Bir de duygusal konuşuyordu adam ha ya. Evet evet. Her benim zaman kısmım şu anda falan. Aynen tabii lan yapmadığı şeyler benim yani. Benim kısmım senden kısa şu anda. Tamam mı? Zaten. Şimdi öldüm yemin ediyorum. Bak bugün ben moderatörüm diye ciddi olmaya çalışıyorum. Beren'iz ama benim kafamı karıştırıyor. Beren kafamı karıştırmasın. Tamam. Umarım Beren izleyicinin de kafasını karıştırmıyordur kanka. İnşallah. Valla artık ben... Olduğu kadar arkadaşlar ben ya. Beren adamım. Onu da, arkadaşlar onu da söyleyelim. Biz elimizden geleni yapıyoruz teknik anlamda ama bazı ekipman eksikliklerimiz var. Kendi cebimizle karşılıyoruz. Yeri geliyor kanalda çok da kazanıyor. Şu an buradaki her şeyi kendi cebimizden karşılıyoruz. Evet yani hani bilgisayarından telefonuna kadar. O yüzden hani şu an gördüğünüz şeyleri daha iyi yapmaya çalışacağız. Zamanla hani biz de bir para kazanalım. Bir buraya gömeriz. Merak etme. Aynen hala şey evet. Neyse. Bunlar diyecekler ama yetmedi mi hala para kanka yok yani, kazanamadık yani. Abi hani şöyle kendi yayınlarımız için yatırımı yaptık evet, tamam da bu ekstra bir şey. Enflasyon abicim enflasyon. Neyse tamam konu şey olmasın. Hı-hı. Benim senden bak tamam ben bu benim ilk rodeom değil tamam mı? Tabii. Ben gönderdim Avrupa'ya iki tane arkadaş gönderdim. Sen yani en profesyonelimiz sensin. Aynen bu da benim üçüncü olacak yani. Hı-hı. Sadece benim senden istediğim yapmamanı istediğim üç tane şey var. Abi. Bir yayın yapacağız ya da bir video yapacağız. Yok abi ben işte bilmem ne tarihler arasında Midsommar Festival'de götürmek istiyorum. Sakın. Şimdi Eren benim o hassasiyetimi biliyor. Ben evet, kötü konusu. Lansmandaydım. Stüdyo kuruluyordu ve en önemli karakter bendim. O stüdyo kurulurken ben yayına bağlandım. Doğru. İki. Yani hani ben öyle şey yapmam. İki. Yayın varsa yayın vardır.
yılda iki kere agalarınla buluştuğun zaman ya işte bir günde Bremen'deydik. Bu tarz istemiyorum, bu tarz hikayeleri ben. Tamam canım, anlat dersen anlatırım, anlatma demezsen anlatmam. Ne Avrupalı arkadaşlarını tanımak, ne onlarla yaşadığın maceraları dinlemek istiyorum. Ben ne istiyorum? Ben de onu söyleyeyim. Senin cümlelerin. Ben sizlerle gezmek istiyorum aslında. Hmm. Ben hani Avrupa'da yeni arkadaş edinmek istemiyorum. Benim hayallerimde evet. bile geçen gün Eren'le ortak bir kadın arkadaşımıza anlattım bunu da. Benim hayalim şey, atıyorum İtalya'ya Eren'le gezeriz. İşte Roma'yı Barış'la gezeriz. Öyle belli yerle birlikte gezemiyor musun? Evet, şey gibi kuruyorum kafamda. Yani çünkü şey gibi düşünüyorum. Herkesi aynı anda getirmek çok zor. Operasyonel olarak. Herkesin aynı zamanını denk getireceksin. Herkesin aynı anda parası olur. Gelirsin tabii canım, istesen ama. Şey gibi olur kanka, Barış'ın o dönem gelesi tutmaz, Eren'in gelesi olur. Anladın mı? Sırayla aslında bunların hepsi. İşte yani bu noktada bak, bunlar o çok zor olabilir çünkü biz üçümüz özellikle ne yapıyor, ne oluyor? Dönmeyelim diye ne yapalım? Tamam, ben merak ettim şu anda. Küllüğü istedim, şey dedi ki abi ben içecektim. Dedi ki sonra bardağı dökebilir miyim? Dök dedim, onları da azıcık kenara çektim. Vah işte görüyorsunuz, bir küllüğü bile yok bu ekibin. Yani çok zor durumdayız. Bir küllüğümüz yok şu an. İkinci küllüğümüz yok, pardon. Dostlar düşman oluyor küllük kavgasına. Evet. Efendim biz sabahtan akşama kadar öküz gibi karanlık odalarımızda oyun oynayıp daha sonra da öküz gibi akşamın 5'ine kadar yatmayı seven 3 tane öküz insanız. Benim istediğim hayat bu lan. Benim de bu. Umurumda değil ama. Ben bunu kabullendim. Ben saygı duyuyorum sizin hayatınızı. Ben hiçbir zaman da şey demedim. Ya oğlum bu saate kadar da oyun bağlamadım. Yani öyle bir şey de yazmadım ben. Kim ya zaten? Hayır hayır, ben bazı insanlar böyle kanka. Bu sizin, yani sizin bu geç uyanmanızla ilgili beyaz yakaların hepsi böyle düşünüyordur. Tabii canım. Dışarı çık, bizim şirkette derim, benim arkadaşlarım uyuyordur. Biz siyah yakayız. Biz siyah yakayız. Siyah yakayız. Siz hoodie yakasınız kanka. Ne? Hoodie yakasınız. Biz sweatshirt. Sweatshirt yakasınız. Sweatshirt yaka olur, siyah yaka olur. Evet. Çakal kasa olur. Aynen. Çakal kasa. Bununla birlikte ben sözü Barış kardeşime bırakıyorum. Çok uzun sürdü senin için. Yani şöyle bir durum var. Ben de aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyorum. Hadi ben yapmayayım. Beni ne? Mutluyum. Yap yakışır. Gittiğin için, istediğin şey yapacağın için hem de gideceğin için üzgünüm. Aha. Ama şimdi bana şunu da diyebilirsin. Ulan aramız 15 dakika. Evet. Bir sene içinde kaç defa buluşuruz? Doğru. Ben bu yüzden iyi ki taşınmamışım dedirttiniz bana. Evet. Bugün taksiyle bunu konuştuk Barış'la. Çünkü ben de radikal bir karar aldım. Yapıyorsa orası sonranın konusu. Ben o başka bir bölüm. O da bir sonraki bölümün konusu olabilir. Ben çok hayatımda her şeyin çok güzel gitmesini istiyorum. Çok sağ ol kardeşim. Çünkü değer verdiğim bir insansın. Çok sağ ol. Ayrıca geldiğimiz zaman Avrupa'da bir çadırımızın olması da bizi çok ekstradan da rahat ettirir. Ama Günan'ın dediği şeylere de katılıyorum. Ben de Avrupalı arkadaşlarımı duymak istemiyorum. Yani. Tamam. Ben de Avrupalı arkadaşımıza tanışım olsun. Onlar bana anlatmam ama biz onlara anlatacaksın. Tabii zaten. Ünlü lan bu. De ki benim ünlü arkadaşlarım var. O zaman tamam. Tabii ben bunu zaten... Çok ünlüymüşüz bir anda. Tabii zaten. Ama bak bir Avrupa'ya göre siz zaten aşırı ünlü kalıyorsunuz. Şey, Avrupa'daki takipçilerine göre. Eren'e şey de Tarkan'ın gayrimeşru oldu. Tamam tamam derim. Size anlatayım zaten. Tamam tamam derim derim. Günan'ın da şey derim, soyuta Atilla'ya dayanıyormuş falan filan derim. Evet. Çekik gözlü bir arkadaş var. Barış Bey. Bana da bir şey demek zorundasın. Sana da şey derim. Türkiye'nin en iyi ressamlarından biridir. Olur olur. Yerler yerler. Kanka dövmeler falan var. Yemez de bok var mı? Nasıl yemezler? Şu an bir baksana ders. Şu an şey ders. İllüstratör oğlum. Barış Bey. Hiç aklına şey gelmesin. Devam edecek misiniz? Devam etmeyeceğim. Benim sözlerim kısa ve özlü. Evet, dalga yani. Geçtiğim zaman dalga geçerim bu konuyla. Çünkü evet, çok geçelim. Eğlenceli bir konu. Ya üzülmüyor değilim. Çok bıçak, üç kişi aynı birazcık anda. Şey gibi şu de geliyor yani harbiden. Ya o kadar estirdin. Ama burada tabii da yine Günan'a katılıyorum. İnsanların fikirleri değişebilir herhangi bir konularda. Tabii. Tabii. Abi ben yani, özürümü de dilerim. Biri benim özürüm. Bir de şöyle bir şey de var. Yani kimse sırf bir yerde doğdu diye orada yaşayıp ölmek zorunda da değil ya. Hani, değil canım. İstediğin hayat buysa... Benimki gerçekten temelli gidiş değil şu an için. Abi gidersen gelmezsin bu şekilde. Yok yok abi öyle değil, gidersen gelmezsin değil. Zaten bir ayağım burada olacak çünkü işlerim burada olacak. Buraya hala iş yatırımım olacak. Takip edeceğim müşterilerim olacak bu tarafta. Bu yüzden bir ayağım %100 bu tarafta hala. Evet. İkinci konumuza geçiyoruz. Business mı? Business. Yani şöyle. Evet. Sen gidiyorsun. Biz şimdi dizi izleyenler şey diye düşünüyor. Ha buradaki business mi? Tabii tabii. Ne yaptın tamam. Ne olacak? Devam evet, edecek business. Bir de düşünüyor. Ne yaptın ne olacak amına koyayım. Ben sürekli buraya bakıyorum, kusura bakmayın şarjı azalıyor bitmesin diye. Bakınca azalmıyor. Evet. Aynen tutuyor. Ne yaptın ne yapacağız, şey mi yapacağız tekrardan? Orijinlerimize mi döneceğiz? Şöyle, yok hayır. Şöyle yapacağız yine. Biz ben yine bir dördüncü bulduk. İstanbul'a ben her türlü geleceğim. Hı. Neden geleceğim? Çünkü işlerim olacak az önce de söylediğim gibi. Çekim tarihlerimizi önden planlayacağız. Atıyorum ayda bir mi gelmem gerekiyor? Ayda bir nasıl geleceksin oğlum ya? Business'ın bu tarafta zaten. Genelde yalan oluyor ayda bir olayı.
Ya 2 ayda bir. Oğlum bu herif ayda bir gelemiyor oradan. Tamam ya ama benim zaten iş için gelmem gerekir. %100 gelmem gerekir ayda bir buraya. Bilmiyorum. Yani yine bir şeye döneriz en kötü, canlıya döneriz de. Evet, en kötü öyle yapacağız ya da yeni bir dördüncü bulacağız kendimize. Yapmayalım be. Şöyle bir durum var, ben de taşınacağım için. Mecbur onu canlıya döneceğiz. Canlıya dönmemize gerek yok. Canlıya dönmeyiz, buraya yaparız. Yo yo, yine online çeker, burada yaparız. Yine yayınlarız, YouTube'da yayınlarız. Denk getiririz en kötü. Çözeriz bunu, kendi aramızda konuşuruz. Ama sahneler falan filan. Sen duydun mu onu? Benim timerim senin götüne bağlı. Sen nasıl duyabiliyorsun onu? Artık o çok ninja bir osuruktu yani. Onu ben de duyuyorum, o ninja değil. Öyle mi? Allah Allah. Sen sıçtın mı? Sıçtın mı? Sıçtım. Vallahi evet, bugün biraz böyleyim. Ben orayı silip süpüreceğim sen gitmesin. Hiç gerek yok öyle bir şeye. Daha süngere geçmedi çünkü. Tamam. Böyle biraz kalkıp şöyle şöyle yapar mısın? Ama böyle de bana geliyor. Lütfen. Tamam, evet. Bu çok sandalyelere sırf siz oturacaksınız diye oturdum. Çok işte, para verdim. Bu artık benim sandalyem. Evet. Kokusu da sindi. Aynen öyle. Lütfen devam edin. Evet yani işte şey, ne yaptın tarafında bir aksilik yaşat. Ben kanka söz verdim, tutarım ya. Ne beni yaptın video at. Bir dakika, beni tanıyan beni... Ha, ne yaptın kanalı... Ya ben video çekeceğim bu arada her türlü. Ama bunu nereye yüklerim, nasıl yüklerim onu daha kendi aramızda konuşuruz. Kendi kanalım olur, Eren'le konuşuruz, anlaşırız. İşte bir şey yaparım. Ama gezmeye teşvik etmek için kendimi kanal video çekeceğim yani. Hani gezmek en önemli maddemiz, ana maddemiz. Çok güzel. Peki gezmezsen, gezemezsen orayı böyle yine orayı belirleyip evden çıkmazsan döner misin? Bilmiyorum bunu, biliyor musun? Yani oradaki işi anlatayım biraz. Belki iş bunu belirleyecek bir şey, biliyor musun? Şimdi ne bence yapacağız? İşi anlatma. Anlatmayayım. İşi anlatma. Çünkü iştir abi. Evet evet, yasal değil Türkiye'de satmak. Evet şey. Bak sen Romanya'ya gideceksen de pizza kutusuna konu dikkat etmen lazım. Konu başlığını anlatayım ben. Yani sektör anlatayım. Yani şimdi... Ne iş yapacağımız ürünleri anlatmayayım yayınlamadan. Ya yazılım iş işte. Yazılım. Ya yazılım iş yapıyoruz ama çeşitli ürünler, 3 tane büyük bir ürünümüz var. Invention yapıyor. Ürün. Invention. Aynen. Buluşlar çeşitli. Evet. Bir tanesi evet. De çok iyi bir fikir hakikaten. Ben aynen. Beğendim yani. 3 tane güzel fikir var. O fikirleri gerçekleştireceğiz. Artı sıcak para sağlamak için de çeşitli işler yapmayı düşünüyorum. Ben bu işleri de şimdi, bu işleri şimdi söylemeyeceğim. Ama geçmişimde olan bunlar işler var. Bunlar yasal değil abi. Orada da yasal bekliyorsun. Bu işlerin hepsi her yerde yasal işler tabii ki de. Şirketleri falan da şimdiden ayarladık. Evet. 3 tane böyle yasal hayatı 3 tane böyle insanların iş hayatında kullanabileceği aynen. Çok mantıklı uygulama gibi bir şey düşünmüşler. Güzel de fikirler. Aynen. Hafif böyle gamification falan muhabbetleri benim de var. Benim sakın fikrimi kullanma izin vermiyor. Onu zaten biz kendi işimizi değerlendirdik. Öyle mi sizin falan. Arkadaşlarınız fikrimi kullanma mı? Abi adama fikir ver demiş Fikri. Benden habersiz gitmiş. Bak milyon dolarlık iş fikrim var. Ben bunu ileride çok ileride yapacağım. Gitmiş değerlendirmişler de geçen not aldı. Sen ne yaptın şey benim hakkımı değerlendirsin. Böyle bir şey olmadı. Geldi fikir anlattı. Dedim ki ben bunu yapayım. Bana dedi ki belli bir hisse karşında yap. Böyle bir şey olmuş bu arada. Böyle bir şey konuştuk. Konuştuk bayağı iyi. Evet şey. Ondan sonra hisseyi de konuştuk. Uçaktaydık hatta. Hisse evet, pazarlığı da yaptık. Oğlum biz uçak değişmesi yaptık. Hisse pazarlığı da yaptık. Hisse de anlaştık da. Sonra dedim ki Barış'a ben bunu dedim bizim ekiple konuşacağım. Biraz İzin vermedim. Ondan sonra doğru. Dedi ki tamam kanka konuşsan bana söylersin ama bak bence güzel fikir dedi. Ben dedim ki evet bence de güzel fikir. Abicim MDM'ye imzaladık biz. Ondan sonra gittik. MDM'ye imzalamamıştık. MDM'ye ne ikramını? O değildi lan. MDM'ye imzaladık. MDM'ye uyuşturucu var. Ekstra imzalamadık çünkü. MDM'ye imzaladık baba. Ne? Benim her şeyimi kullanabilirsin kardeşim. Ne hangi konuda? Ne bileyim fikir. Teşekkür ederim. Nesi geçen not almadı lan fikrin? Kanka şöyle bakıyoruz. Benim binlerce fikir sunuyorum ben içeriye bu arada. Saçma sapan aklıma gelen her şeyi sunuyorum arkadaşlarıma. Bazı şeyler evet fikir olarak okey. Ama zaman maliyet kıstası denilen bir şey var şu an kendi içimizde gerçekleştirmek için. Şu an çünkü 3 tane gerçekten baba proje var. O projelerde bile kendi arasında ben sürekli yeni fikir getiriyorum ki daha iyi bir şey gelirse daha öne gelsin sıralama olarak diye. Öyle bir yorucu bir şey var, sıkıcı. Evet, ben Deniz Şahin'le ilgili gelişmeler bu şekildeydi. Ne yapacağımı anlattım onu. Ondan tabii anlat bakayım. Evet, en eğlenceli kısmı. Ne yapacaksın abi? Fikir basically şu. Evet. Bir araç temini, araç fiyatları çok uygun. Oğlum anlatma değil ki sana. Fikri anlatma manyak. Hayır hayır. Hayır aramını koyayım. Aşkım yani... o değil, şey. Aşkım dediğine ya. Bu aşkım olayını... Bugün herkes aşkım dedi. Arkadaşlar ağzım yeni takıldı. Evet yeni bir şey. Ve bu arada birileri de kullanıyorlarmış galiba. Tamam ama yani burası... Neyde kullanıyorlar? Crossover'da kullanılmış ama ben o kadar uzun zamandır... Ya bir bölüm falan izlemişimdir. Hiç de görmedim. Tamam, bitti. Tamam. Yani kendi kendine gelmiş bir şey. Tamam. Aşkım özür dilerim.
şey kanka, bu nasıl yaşayacağımı anlatmak istiyorum. Tabii. Bence çünkü en eğlenceli ve beni heyecanlandıran çok şey. Çok gerginsin. Çok gerginsin. Kanka şunu yapıyorum Instagram'da. Sürekli geziyorum bu aralar. Avrupa'da Reels'lar falan çıkıyor artık. Algoritma öyle. Gelme. Güzel yerleri pinliyorum, kaydediyorum. Ki buraya gideceğim, göreceğim falan. Kutup ışıkları var bugün söyledim falan. Fransa'da işte çok manyak güzel şatolar, kaleler falan var. Evet. Hikaye şu, bir araba alıyorum. Çünkü araba fiyatları çok uygun. Bu arabanın üzerine Türkiye'de de görmüşsünüz. Ben otomotiv sektöründe çok olduğum için biliyorum. Üstüne çadır konuluyor. Gurbetçi baba. Tabii. Üstüne çadır konuluyor. O çadırda açıldığı zaman çok rahat, böyle şişme yataklı bir sisteme dönüşüyor. Yani böyle varoş bir uyku da olmuyor. Böyle bir sistem kuracağım yanıma işte. Superbox internet, online internet. Yine laptopumu alacağım. İşte işlerimi takip edeceğim, gezeceğim. Böyle bir hayal var. Nerede duş alacağım? Onları da planladım. Çamaşır yıkamak için Avrupa'nın her yerinde böyle şeyler var. Makineler var. Bu basic de okey. Duş? Duş şeyleri benzin istasyonlarında bile, ülkeler arası benzin istasyonlarında bile sıcak ve temiz duş var. Yani bizim hani OPEC benzin istasyonlarında sadece kaka yapmamız gibi, Avrupa'da da belli istasyonlarda benzin şey duş da alabiliyorsun. Bunu da araştırdım. Sen dijital yörük olacaksın. Dijital yörük gibi, ya dijital yörüklük değil benimki tam olarak ya. Dijital yörük çünkü birazcık daha bence agresif gezmiyor mu? Ben dijital bu kadar yörük agresif gezmiyorum. Ben, ya gerçi araban olunca. Tabii benimkinde öyle olmuyor. Çünkü bende araba var, otel gerekiyorsa hala otel var. Ben böyle 2-3 güne bir net otel yapacağım mesela. Onlar var kafamda. Arkadaşlarım peki var. Peki orada evlenip falan. Abi ben şey gibi bir şey, evlenmem derim, evlenirim bir anda. Ama ben öyle Türk kadını da ben daha çok zaten beğeniyorum. Bunu daha önce bir bölümde konuşmuştum galiba. Tabii. Başka kadın görmediğin için olabilir. Yok abi, porno izliyoruz, YouTube'da izliyoruz falan. Şey. Porno izliyoruz abi. Aynen. Bu Amerikan kanalı. Dünya sineması. Dünya sineması. Oğlum hoşuma gitmiyor benim. Türk kadınları daha çok karakter olarak hoşuma gidiyor. Karakterleri nasıl anladın pornodan? Karakter olarak derken. Fiziksel karakter. Emekçileri falan çok seviyor Amerikan kadınları. Pizzacıları. Tabii kanka. Tesisatçıları çok seviyorlar. Ya. Beyaz yakı olduğu için şey yapalım. Yani ben kendimi yakın görmüyorum. Bana bak git. Başarılı ol. Ama sonra şey, o Amerika'daki deliren bir usta vardı. Böyle hepsi pizzacık. Onun gibi bir herif bir şey. İşini başlat. İşini kur diye. Ona dönüşme. Dres usta. Hayır. Dönüşmez. Ya şöyle, benim şey yapmayacaksın, marketlerdeki fiyatı göstererek ya Türkiye'de kızıklanırsınız. Hakaret edemezsin. Twitter'dan salak salak. Salak. Ben şu içerik üretici olmam zaten. Hollanda'daki Türk. Hollanda'da karı böyle düşürdüm, arabaya attım. Böyle kapaklar var, anladın mı? Hollanda'da ev fiyatları. Böyle bir YouTuber olmam. Onlar tutuyor ama. Ben olursam benim tarzımla Avrupa gezişi. Twitter'dan benim Türkiye, tarzım gezi bir kanal. Twitter'dan Türkiye bir şey kaybetti, Hollanda bir şey kazandı da. Hayır, yapmam. Ülke hakkında yorum yapma hakkının da %25'ine el koyuyor. Evet, bu arada. Tamam, evet. Hatta %50'sine el koyuyor. Yok, haklısın. Tamam. Ben zaten yani şey, siyaset kısmına da geliriz önümüzdeki bölümlerde. Şey, bilerek zaten konuşmak da istemiyorum. Yok, bu bölümü buna ayırdık. Ben konuşursam gelecek dijitalle, işte Avrupa'dayken tweet atarsam, yani işimle ilgili artık atmak istiyorum. Şu teşvik yani. Ben şimdi oraya da geleyim. Bir sonraki kanka, bunu konuşmayacağız. O yüzden bol konuşma. Genç anlat her şeyi bitirme. Siktir o gidip. Bizim çocuklar, gençlerin şey vizyonu. Ya ben çok basit vizyonla yapabiliyorum ya işleri. Yani bir fikir hemen aklıma geliyor ve nasıl yapabileceğimi tahmin edebiliyorum ya. Ben onu anlatmak istiyorum arkadaşlara. Hani en azından böyle bir internet şeyine, personasına bürüneyim. Çünkü çok basit bir şey bu, bunu kazanmak. Hani yapay zeka ile bile aslında çok fazla iş yapabiliyorsun ya. Geçen senle mi konuşmuştuk? Aynen. İşte ajanslar artık yapay zekayı kullanıyor. Grafikerler falan şey, işte metin yazarına çok gerek yok. Ben geçen bir tane tweet postu nedir amına koyayım ya. Ulan bugün de Ekin'le konuşuyoruz. Dedi ki ben şu filmi izlemek istiyorum ya falan dedi. Ne dedim biliyor musunuz gayri ihtiyar kıza? Yani DVD'sini alırız, izleriz dedim. Wow, amcam. Evet. Ama yani DVD'de izlemiyorum ki, bana öyle geldi birden. Orada bir koleksiyon var. Geçen şeyde siz DVD konuştunuz, ondan olmuştur. Nerede DVD konuştuk? Bu hikayedeki Yotman Bey'de orada CD, DVD muhabbeti çok yaptınız, aklımda öyle kalmıştır. Olabilir, öyle dedim de neyse şey diyecektim, tweet post falan deyince. Kardeşim Twitter'da bir tweet gördüm. Aha, okay. O orada şey diyor. Ne derler? Ya işte diyor. Ne komentlamış? Eğer yazılımcıysanız ve işte 5 tane ayrı şirkete ChatGPT ile iş yapmıyorsanız orospu evladısınız falan gibi. Çok iddialı. Yani. Fotoğrafını koymuş bir de böyle. Dev gibi bir masa, 5 tane monitör var. 5 değil lan, 10 tane vardı üstte altta, o mu? Aynen. Her yerde ChatGPT ile bisik yapıyor. Ne yaptığını bilmiyorum ama 5 tane ayrı şirkete çalışıyormuş. ChatGPT orada çalışıyor artık, kod mu yazdırıyor? Şöyle ne ya, yapıyor, şey, yapay zeka da biz işte dedim bir bölüm yapalım yapay zeka ile ilgili, isterseniz yaparız.
Kanka ben şirkete daha yeni sunum hazırladım yapay zeka ile ilgili. O kadar aslında para kazanılabilecek bir alet ki. Yani ne iş yapıyorsan o işi o kadar kolaylaştırıyor ki. 3-4 tane işte yapay zeka tarafında çalışan arkadaşla falan da sohbet ettik. Junior kavramını ortadan kaldırabilecek kadar iyi kanka. Yani asistene eden, junior kavramı asistene eder ya title'ı. Evet. Asistene bakarsan. O title artık ihtiyaç kalmadı. Çünkü o kadar iyi asistene ediyor ki seni. Ya işte örnek veriyorum. Ne quick bilgilere ihtiyaç var ya, quick bilgi iş hayatında. O quick bilgilerin hepsini hemen hıp hızlı sana veriyor. Hani Google'da aratacaksın, ilgili sayfayı bulacaksın. İşte raporları okuyacaksın falan filan. Özet çıkartacaksın ya. Buna diyorsun ki işte 2003 Instagram raporlarını Türkiye ile ilgili bana özetler misin diyorsun. Sana direktman özeti geçiyor. Yani o junior'a gidip kanka bana böyle bir rapor sunum hazırla diyorduk ya eskiden. Sen de diyordun, ben de diyorum. Ondan tamamen kurtuluyorsun. Peki insanlar junior olamazsanız senin gibi master olacak. İşte burada da 10 noktada şu abi. Biz bunu da çok detaylı konuştuk. Ben nasıl gece 2'lere çalışıyorsam ve bir yapay zeka tarafında da uzmanlaşmaya ya da bir şey üretmeye çalışıyorum ve geliştiriyorum ya kendimi manyak gibi işimle ilgili. Burada şu faşist durum var. Çok ciddi tartışma konusu bu. Herkes her şeyde iyi ol, artık hani işinde iyi olursan gerçekten para kazanabileceksin. Çünkü işindeki dandik insanlara ihtiyaç kalmayacak zaman içerisinde, bundan 20 yıl içerisinde. O title'lar zavaşça dökülecek aşağı doğru. Atıyorum çok basit işler artık tamamen yapay zekaya devredilecek. De. O title'lar da düşecek kanka doğal olarak. Yani şey konusunda ben şeyin noktasına katılıyorum. Çok kendimin de hani ajan, benim de ajansım olduğu için hani çok çalışan davranış falan gördüm. Gerçekten şey var abi, çöp çalışan var. Çok çalışan çok var. Yani şey çok var şey yani. Çok sevmediğim bir muhabbettir benim böyle yani. Patronculuktan nefret ederim ben. Ama öte yandan insanların da yaptıkları işte kalifiye olması lazım. Ama işte şöyle bir durum var zaten. Geçici iş diye bir şey var. Geçici işte para kazanmak için çalışan bir sürü insanlar var. O insanlar zaten orada senior olmak için çalışmıyorlar. O insanlar da başka bir şey yapmak istiyorlar. Evet. Orada geçici bir süre için çalışacaklar. Bir kariyer hedefleri falan da yok zaten. ChatGPT herhalde bu şeyleri bitirir. Geçici olarak çalışan insanları bitirir. Junior title'ını bitirir kanka direkt. Junior title'ını bilmiyorum abi. Şimdi bazı işlerinde junior'a önemli. Yani sen her senaryo... Şey tabii ki de. Bak şimdi sen benim çalıştığım mesela bir tane oyun projesi var. Aha. Dostçu değil başka bir tane de yatırım almış. Proper bir firmayla çalışıyorum. Onlar mesela daha işin başlarında falan ChatGPT'ye sürekli olarak şey yapmışlar. Senaryo yazdırmaya çalışmışlar. Ama işte çok iyi sonuçlar alamamışlar mesela. Çünkü yani o şimdiden bak kaç şey yok abi. Sektördeyken yaptı. Şu an 4. ChatGPT türü gerçekten çok başarılı. Yok hala çalışıyoruz. Abi. Entegre ettik şu anda. Aha. Mesela şöyle şekilde entegre ettik. O ortada bir tane backstory, bir tane iskelet var. O iskeletin yanında işte çeşitli tabii. Questler, işte çeşitli karakterlerin hikayeleri. Hı. Mesela diyoruz ki işte bilmem ne gezegeninde bir savaş olmuş. Bu karakterin nasıl bir backstory'si vardır diyoruz. Onları çıkartıyor. Aha. Hamallığı minimize edebilecek şekilde yapabiliyorsun aslında mevzuyu. Ama bazı mesleklerde yapay zekanın gelişmesi bir tık şey alacak. Bir tık zaman alacak. Mesela yani bu seslendirme noktasında aynısını birebir yapıyor. Çıkartıyor neredeyse. Aha. Ama hala vurgular yok. En son vurgularla ilgili de bir takım geliştirmeler vardı. Yapabilenler var. Yapabilenler bilecek bir teknoloji bu arada. Evet yani tabii yapılacak. Zor teknoloji değil mi? Yapılacak. Ama mesela bilmiyorum. Gerçi çok hızlı ilerliyor abi. Yarın öbür gün vurgu yapabileni de tak diye çıkartırlar yani. Ya şey şöyle şu kadar hızlı ilerliyor. Şu an benim YouTube'um tamamen yapay zeka üzerine döndü. O kadar sert video izliyorum ki saçma sapan şeyler görüyorum. Adam tek başına abi şey kanalları çok türedi bu arada. Yapay zekadan nasıl para kazanırsın? Ya adamlar şey yapıyor. O çok var. Çizgi roman yaptırıyor. İşte çocuk kitabı yaptıran var. Kişisel gelişim kitapları yaptıran yayıncılık var. Yayıncılık yapan var. Ya içerik üretici. YouTube kanalı açan var. Mesela ya. Tamamen yapay zeka yaptı falan. Bir ara yanlış bilmiyorsam. Tuvalete gideceği zaman yapay zekaya verdi şey yayını. Chat'i okuyup chat'e tepki veriyor. XQC sesiyle ve görüntüsüyle. Onun sesiyle nasıl yapıyor? Abi şöyle. Önceden yayın kliplerinin hepsini taratıyorlar alete. Ya da belli başlı cümleleri okutuyorlar. Öyle diyor işte. Abi senin sesini taklit ediyor aslında. 30 bin yanlış hatırlamıyorsam kelime okuyor sisteme. Her kelimeyi farklı cümleler, prop cümleler çıkıyor. Bu cümleleri oku, sesini tanıyor falan gibi. Orkun da şu an böyle bir şirket kurdu bu arada. Orkun Şırtmak'ta bir yazılım şirketi var şu an. Tamamen böyle kendi YouTuber'lara böyle bir destek veriyor. YouTuber'lara gidiyor işte senin sesini kaydediyor. Sonra o sesi dublajlıyor bir de. Atıyorum senin sesinden İngilizce konuşuyor.
Senin sesinden Türkçe konuşuyor yapay zeka. Bu iyi. Eren Fix operasyonda. Evet. Yani şeyi ya çok bak, iyi. Öyle dijital şeyleri... Prop'u giriyorsun direkt bana yazıyorsun sen o konuşuyor bu arada. Hani. Ama vurgularda böyle sıkıntı şu olmuyor sıkıntı, mu? Bak hayır sıkıntı var. Ama o sıkıntı çözülemeyecek kadar zor bir sıkıntı değil. Çok basit. Ya bir yarım yılda çözülecek. Ya şu anki sıkıntı benim denediğim kadarıyla ben denedim bir tanesinden. Sen nasıl okuyorsan, vurguyu nasıl yapıyorsan öyle devam ediyor. Evet. Sen şekil veriyorsun. Olarak, o beyze nasıl veriyorsan öyle yapıyor. Şey tınısını ya, anlıyor zaten. Şeyler mesela hemen olmaz bence. Ne hemen olmaz? Film oyunculuğu noktası hemen gelmez. Film oyunculuğu noktasına hemen gelir. Gelmez. Hemenden kastımız bu arada ne kadar? Benim için 1-2 yıl hemen. Yok. Film oyunculuğu hakikaten proper yapay zekayla üretilmiş bir film şimdi, izlemek bence bir 5-6 sene. Ben ona katılmıyorum. Neden katılmıyorum biliyor musun? Matrix'i izledin mi? Unreal Engine'ın tanıtım şeyine çıkan Matrix evet, oyun trailerinden. Yani. Ne kadar iyi sinematikler vardı Unreal Engine'de. Ya, tamam mı? Oradaki çoğu sahne otomatik tamamlama, Nvidia teknolojisiyle falan birlikte yaptıkları işler var. Oradaki şeyin birleşimi halini hayal et. O karakterleri yapay zekayla senaryo yazılsın. Unreal Engine'da üretilsin. Evet. Aslına ama bakarsan senin dediğin şey bu. Evet, hayır, anime ve şeyini de Unreal Engine'de yaptırıyorsun. Ya kanka prop giriyorsun her şeyi yapıyor. Ya yaptırıyor. Ya şimdi şey falan yapıyorlar. Yazısını sen yazıyorsun. Animasyon yaptırmaya başlamışlar mesela. Hı. Hani gayet tabii de güzel görünüyor. Ben bir tane video çıkarttım, aklınız çıkar. Ama bana çıkarttım hala... derken? Yapay zeka yaptırıyoruz. Nasıl yaptırdın peki bunu? Abi bu şimdi 25-30 tane benim aktif kullandığım yapay zeka türü oldu, tamam mı? YouTube'a girdiğin, YouTube'a whatever, Google'a istediğin yere yaz zaten bunlar çıkıyor. Hangileri iyi, hangileri ne için kullanıyorsun. Şey videosu yaptım ben. Hatta belki bir gün senin yayınında benim şirkete hazırladığım yapay zeka sunumunda gösteririm. Abi işte dedim ki, evren nasıl oluşmuştur? Bana bununla ilgili bir animasyon çıkart. Ben böyle bir hızlıca, quick böyle bir şeye ihtiyacım vardı sunumumda. Onun videosunu yaptırdım. O kadar tatlı oldu ki. Yani... Nasıl bir görüntü? Anime gibi mi çıkarıyor? After Effects videosu gibi bir şey çıkartıyor. Hmm. Ya ben görüntü çıkartmasıyla alakalı değil. Hani oyunculuktaki böyle küçük nüanslar falan vardır ya. Mimik. Onları bence bir 5-6 seneye tamamlar. Şu anda hani önümüzdeki 1-2 senede olmaz gibi. Hani bazı şeyleri dijital olarak çoğu şeyi önümüzdeki 1-2 sene içinde yapıyor olur. Bence. Buna yüz yayıncılık... motorunu gördün mü? Gördüm. Buna, buna, yüz motorunu. Buna yayıncılık dahil... Yalancı yüz motoru çıkıyor. Kanka gördüm ama bak bu mevzu şeyle bitmiyor. Kanka yapabiliyor çünkü ya. Yapabiliyor, yapamıyor mimik, değil. Manyak mimik. Ama Unreal Engine'la yapay zeka... Yapay zeka ile yaptı. Hayır, yapar yapamaz demiyorum ben sana. Ama hakikaten böyle bütünlüklü bir film. Hakikaten tamam. Bir 2 saatlik, 2-3 saatlik bütün. Bence 5-6 sene diyorum ben. Ben şey, yapay zeka ile ilgili şuna çok net öğrendim. Yani hani her defasında ben şunu yapabilir miyiz, bunu yapabilir miyiz sorusu yöneltiyorum yapay zeka ile uğraşan arkadaşlarıma. Şunu çok net öğrendim abi. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ne oradaki kıstas biliyor musun? Çocuklar bana şunu çok net anlattı. Abi oradaki kıstas para ve insan gücü. Sen diyorsan ki, Ay'a da öyle gidildi. Evet abi. Yani. Ama işte bunu şey gibi İkinci, bakıyorum. Soğuk savaşta birdenbire böyle anlatmak istediğim Sovyetler şey şu. Amerika para attılar. Senin yapay zeka ile ilgili aklına bir fikir geldi ya. Hmm. Onu yapmamızla ilgili önündeki engel o. Anladın mı? Senin benim önümüzdeki engel para kanka. Ya tamam. Şimdi... Fikri olarak engel yok yani yapay zekada. İşte filmi kafaya takmış bir insan parası varsa yapabilir diyorum. Ben sana onu söylüyorum. Bunlar bir tık şeylerin getirisi ama bu arada yani. Geçtiğimiz geçtiğimiz 10 yıl içinde sürekli olarak şey yapıyorlardı. AI modelleri, yapay zeka modelleri train ediyorlardı zaten. Hı hı. Bir noktadan sonra bunlar artık bu prototiplerin çıkışı noktasına gelene kadar olgunlaştı. Yani bu öğrenme modelleri bir yerden sonra hakikaten okey biz bu öğrenme modeliyle çalışan bir şey koyabiliyoruz ortaya. Ha iyi ha kötü. Bunlar yani geçtiğimiz 10 yılın meyveleri esasen. Ve yani haksızlısın yani hani. Bundan sonraki noktada çok hızlı gelişecek. Çünkü neden? Katlanarak değişiyor çünkü. Evet yani ya bir de stepler geldi. Düşündüğüm sıkıntı şey şu. Yapay zekanın ne kadar zamanda ne yapabileceği değil de. Yapay zekanın bu kadar gelişmesinden sonra kötü niyetli insanların bunu çok rahat bir şekilde kullanıp. Etik. İnternet gibi düşün bak. Yani. İnternetmiş. İnterneti kötü amaçla kullanan. Yani anamızı bacımızı filmde siktirirlerse. Yapıyorlar bu arada. O zaten var. O gibi oluyor. Zaten işte. Deepfake muhabbeti. Senin yayınında yapalım. Bizim bir noktada. Sunum. Anamızı bacımızı. Hayır. Yapay zeka ile ilgili bir yayın yapalım seninle birlikte. Ben bir çok noktada, iyi bir sunum hazırladım çünkü.
şu büyük bir sıkıntı olacak ki olmaya da başladı aslında. Telif. Hangi fotoğraf gerçek, hangi fotoğraf gerçek değil. Şimdi ne telifli olacak, ne telifli olmayacak. Mesela ben şu an bir yapay zekaya telifli olan bir şeyi atsam ve hani... Bu konuda da çok güzel araştırma izini var. İzini süremeyecek bir şekilde bozulmalar ya da değiştirmeler de bulunabilir mesela. Tabii ki de bulunabilir. Şimdi bunu normal bir insan da yapar evet ama bunu yapması daha uzun sürer. Ya da ne bileyim bu papa fotoğrafı muhabbeti. Hmm. Papa'ya şişme mont giydiriyorlar da sonra yapay zekada bazı şeyler artık yazılıp değiştirilemez bir hale geliyor. Ya kanka ya bu... da senin suratını alıp bir yere koyacak. Sen benim suratım diyeceksin ama senin suratın olmadığını iddia edebilir. Mesela böyle evet. Bir olay olabilir. Şurası oluyor. Değişik der mesela. Ama, nasıl ama zaten oluyor abi yani. Şey skandalları falan patlamaya başladı işte Twitch'teki mesela bir tane yayıncı Pokemon'un deepfake videosunu mastürbasyon yapmış. Yayında görülmüş. Skandal oldu bayağı yani. Bunlar olacak. Bunlar şeyle alakalı. Bir dönem 90'larda şu... Konu dağılmadan Barış'ın sorularına cevap vereyim mi? Çünkü Barış'ın soruları çok geniş konular. Tamam, Barış'ın soruları geniş konular fakat bizim oldu. Benim geniş konularımız bir saati geçtik. Geçmedik 9 dakika ya. Geçtik. Geçmedik. Bir dakika sonra geçeceğiz. Hukuki tarafıyla ilgili çok ciddi çalışmalar var. ChatGPT zaten Amerika'da, İtalya'da şu an yasaklanması konuşuluyor. OpenAI tarafında da bir 6 aylık stop verelim mi vermeyelim mi ciddi tartışmalar var o tarafta. Etik konusu evet Asimov yasaları gibi bir şeye ihtiyacımız var ciddi evet. Anlamda yapay zeka için. Ama bununla ilgili çalışan insanlar var. Özlük haklarına geliyorum. Yani bu iş ürün kime ait? Yani işte yapay zeka tarafından mı oluşturuldu bu metin? Ortak kolektif bir bilinç aslında bu evet, yapay zeka. Bingo. Yapay zeka aslında tamamen ortak bir uzlaşımız sonucunda öğrendiği bilgilerdir. Yani yapay zekanın doğru, bütün bilgileri doğru değil. Yapay zekanın bilgileri uzlaştığımız bilgiler üzerine kuruldu. ChatGPT şu an şey diyor kanka, bu metni sen mi yazdın? Bazı şu an onu çalıştırıyorlar. Evet ben yazdım diyebiliyor artık yavaş yavaş buna başladı. Bu ürünün legalize edilme tarafında Amazon'da, Etsy'de satış tarafına geldiğimde örnek veriyorum bir çizgi roman yazdın yapay zeka ile ve illüstrasyonlarını şeyde yaptın. İsmini unuttum, Midjourney'de yaptın. Onu da artık şey tiki ekliyorsun, mecbursun. Eklemezsen Amazon'un yapay zekası anlıyor. Bu arada öyle bir sistem kurdular. Tikliyorsun diyorsun ki bunu AI yaptı. Keywordleri mutlaka yazıyorsun AI yaptı diye. Ondan sonra satışı serbest. Sen değiştirip editlersen de hiçbir sıkıntı yok. Şimdi yalnız orada... Etik tarafını anlattım yani. Sorun varsa devam orada, edeyim. Orada şöyle bir muhabbet var yalnız. 90'larda ilk başta interneti kurarlarken bu işte Cyberpunk manifestosu falan yazıyor. Evet. Pek çok yazılımcı bir araya gelip. O zamanlar internetin ilk yıllarında bir mail listesi oluşturuyorlar. Evet. Vallahi yanılmıyorsam bu 70'lerde oluyor. 70'lerden 80'lere kadar giden bir süreçte oluyor. Ne oluyor? Ne oldu? Kapandı mı? AI diyor ki ananızı sikerim 5 dakikada kapatın bu videoyu diyor. Tamam. Şey, bu mail listesinde yazılımcılar ve işte internetin içinde olan bu işte cyberpunklar sürekli internetin gelecekte insanlığın hayatında nasıl bir yer edineceğini konuşuyorlar. Teoriler evet. Konuşuyorlar, etik konuşuyorlar falan. Çok güzel konular var bu arada. Orada o maillere hala şimdi, ulaşabiliyorsunuz, çok okuyabiliyorsunuz. Çok işin komik tarafı bu konuyla ilgili yapay zekayı araştırma yapıp öğrendim ben bu arada. Yani o da çok tatlı. Yani seni denetleyen işte yasal ne? Peki Türkçe'ye ne kadar yatkın bu yapay zeka şu an? ChatGPT hiç fena değil Türkçe'de ama İngilizce kadar detaylı da değil. Şöyle, şimdi neden İngilizce detaylı bir şu muhabbeti anlatayım. İnternette çünkü daha çok İngilizce evet. Data var. Yani yapay zeka çünkü dataları scanleyip en uygununu veriyor. Aynen öyle. Şu muhabbeti bir bitireyim ben. Aha. İşte internetin insan hayatında gelecekte nasıl bir yer edineceğini falan konuşuyorlar. Teoriler konuşuyorlar falan bilmem ne. Mail listedeki insan sayısı gittikçe büyüyor. Bir noktadan sonra asıl cyberpunkların orada istediği şey şu. Ya biz bu toplumsal durumu, gerçek hayatı, realiteyi, baseline realiteyi zaten şirketlere kaptırdık. Yani zaten artık böyle işte büyük şirketler bizim bütün tüketim alışkanlıklarımızı kontrol ediyorlar. Dünya üzerindeki bütün sınırları nasıl çizileceğine dair, insanların ne yiyip ne içeceğine dair, neye inanacaklarına dair, medya, haber bunların hepsini biz zaten büyük firmalara kaptırdık. Şirketler zaten dünyayı kontrol ediyor. En azından interneti kaptırmayalım şirketlere. Artık çok geç. Yani çünkü interneti de kaptırırsak ya burası İnsanoğlunun istediği şey olabileceği özgür bir alan olabilir. Demokratik bir alan olabilir. Bunu da kaptırırsak yarra yedik diyorlar. İşte zaten bu Facebook'tur efendim, işte Apple'dır bilmem nelerdir falan.
O konu çoktan kapandı yani şu anda hakikaten. Ya örneğine bakalım mesela. Atıyorum Twitch Amazon'a satılmadan önce daha tatlı bir yerde. Serbestleri... Şimdi şirket girdiği vakit aynen öyle. İşler bozuluyor. Yine aynen öyle. Yapay zeka ile ilgili olarak da aynı muhabbet var. Şimdi şu yok mu? Var bu arada. Ben mesela işte ne bileyim gidiyorum kendi bilgisayarıma Stable Diffusion kurabiliyorum. İnternetten diğer insanların oluşturduğu modelleri şey yapabiliyorum. Ama tabii ki bir yerlerde bunları da kendi markaları altında konsolide etmek isteyen güçler olacak bir noktada. Tabii. Bakınız OpenAI. Ama bakınız Microsoft. Google. Ama bence çok hızlı modülerleşti yapay zeka. Yani artık herkesin kendi serverında bayağı bildiğin Stable Diffusion'dan yeni bir model kurup örnek veriyorum ya. Şey gibi şeyi de anlasın model arkadaşlar. Örneğinden, bir şeye ihtiyacınız da yok. Siz kendi yapay zekanızı kendiniz de üretebilirsiniz. O da işte yani cebinizde dursun. Deep learning modelleri falan evet. Yani artık böyle çok herkesin ulaşabileceği noktalarda aynen, şeyler ya. Aynen. Bence ilk defa şey noktasındayız. Tüketim toplumunda yaşadığımız insanoğlunun yaşadığı ne? Üretime geçiş. Hayır, tüketim toplumunun bayağı şirketler tarafından kültürel orospusu edildiği nokta internette de oldu ya daha sonra. Evet. Yapay zekada olmayabilir ama bence işte çeşitli yasalarla hükümetlere lobi yaparak, baskılar yaparak bunu yapmaya çalışacaklar önümüzdeki 5 yılda. Ben üretim çılgınlığı yaratacağım. Geçmiyorsun ki tam tersi daha da tembelleşiyorsun. Aslında üretmen daha kolay oluyor çoğunlukla. Daha kolay oluyor. Sen başka şeylere bak. Yani bunu başka şeylere vaktin kalıyor. Bunu çok düşün. Çok güzel anlatacak bir algoritma var diyeyim. Tabii. Mesela atıyorum sen metin yazan ve yazdığın metinler üzerine video çeken bir YouTuber'sın, tamam mı? İşte konum belli, metnini yazdın ama imlaya dikkat etmedin. İmlayı direkt atıp tamamen aslında hamallık kısmını yapay zekaya yaptırırsın. O esnada farklı bir şeye vakit ayırırsın. Ya da bak burada imla düzeltmek kısmı okey ama tamamen bu metni yapay zekaya yazdırmak senin üretici olmadığını gösterir. Tabii bu ayrı bir şey. Yani yapay zeka bunu da yapabilir, tamamen üretebilir ama yani mesela orada Türkçe yaparken daha yapmak doğru. Yani şey gibi düşün, kopya yapılı yapıştır yapan adam zaten her türlü yapacak. Ama ben sana çok güzel bir sunum yaptığım için yani çok şeylerim çok hazır. Bunu da yine benim konularımdan biriydi çünkü. Abi şöyle bakıyorum ben konuya. Resim yapmakla başlayalım. Hani yani resim yapmak ne kadar zordu. İşte önce işte tuvaller gerekiyordu. Pardon önce mağara duvarlar. Sonra işte tuvaller. Sonra işte kağıt kalem. Sonra ne oldu? Dijitalleşti Photoshop, illüstrasyon. Dinozor değil ama. Dinozor şimdi şeye geldim. Şimdi yani yaratılıştan aldık. Ama ben şirketle şeyle başladım. Evren oluşumuyla ama başladım. Ama işte onu diyorum. Biz o adamlar değiliz ama. Hikayeleştirdiğim için. Neyse whatever. Şu noktada sanat basitleşti. Yani hani ürün üretmek basitleşti. Sen artık sadece düşünme. Yani artık iyi bir çizer olmana gerek yok. Çizimle ilgili bir içerik üretmek istiyorsan, örnek veriyorum bir manga üretmek istiyorsa artık çok daha basit. O yüzden üretimi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Orijinal eserler daha çok öne çıkacak ama. Tabii orijinal eserler her zaman öne çıkar. Ben sadece bir insanın, bireyin özgürleşebileceğini rahat yani şey gibi düşün her abi. Her zaman da değil canım. Yazılım nasıldır? 90'larda 2000'lerin başında falan birbirinin klonu olan bir sürü film bir var. Bir şey üretmek bak, için yeteneğin ortadan yoksa, kalkması gibi. Ha, sadece işte, fikrin yeterli gibi. Ben yani mesela şey, resim üretmek için artık çizebilmene gerek yok. Basic de değil. Bak, basic bu sadece ideal seviyede, yeterli seviyede üretilebiliyor, yapılabiliyor. Ben dediğim, bahsettiğim konu şu. Sen artık bir eskiden yazılımcılar hiç kimse ihtiyacı olmadan şu an bir web sitesi üretebiliyor ya. Yazılımcının Photoshopçuya da ihtiyacı yok. Çünkü kendisi kodlarla tasarımını yapıyor. Artık aslında her insan kendi içerisinde birer yazılımcıya dönüştü. Neden? Bu neden korkunç bir şey bence? Ha. Bu şu yüzden çok korkunç bir şey. Mesela bunu çok oyunlar üzerinden örnek vereceğim. Ha. Steam ilk Green Knight muhabbetini getirdiği zaman güzel indie oyunlar keşfetmeye başladık, cart cart. Ama bu ne kadar kolaylaştıysa da artık güzel oyuna erişimin çok 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 azaldı. Çok zor bulabiliyorsun. Çok haklısın. Mesela şu an ben YouTube'a bir şey yazdığım zaman bana saçma sapan sonuçlar abi, gösteriyor. Abi hiç alakasız sonuçlar. Çünkü önce çok fazla var amına koyayım. Yani işte bu noktada da AI giriyor devreye. Senin bulmak istediğin şey AI sana çok hızlı buluyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Şey ben şundan bahsediyorum. Üretim ne kadar kolaylaşırsa o kadar fazla bot parçası bunun farkındayım işte. Bunu AI da aynı zamanda bak AI işi kod zorlaştıracak, AI işi kolaylaştıracak. Abi AI işi burada bence sadece kolaylaştırıyor. Çünkü ben şu an sıfır kodlama bilgisiyle beraber biraz hayır, AI kullanmayı bilsem dahi. Aramak istediğin şeyi de bulmanı kolaylaştırıyor. Hayır onu demiyorum abi. Ben kendi ağız tadıma göre bir eser bulmak istiyorum tamam. Mesela. Adam toplumsal bir şeyden bahsediyor. Ama
her önüne gelen böyle resim çizecek, manga tamam. yapacak, oyun yapacak ve bu çok basitleşti ya. Tamam. Gerçekten tutkusu olan, tutkuyla yapılmış işleri görmemiz daha zor oluyor. Oversaturasyon. Çünkü okyanus düşün, tamam mı? Okyanusun üstü full böyle şeyle dolu, samanla dolu. Ve sen inci arıyorsun, bulman mümkün değil. Yani inciler arasında beğendiğin bir inciyi bulabilirsin. Çünkü hepsi tutkuyla yapılıyor. Çünkü yapmak zor ve harbiden işin ehli adamlar tutkulu olduğu için uğraşıp yapıyor. Ve diyorsun ki güzel oyun, bu da güzel oyun, bu da güzel oyun. Ama şu an baktığımız zaman her önüne gelen bok parçası gibi oyun çıkarıyor. Sadece oyundan örnek veriyorum, daha çok biliyorum diye. Ulan güzel oyun arıyorsun, ne oynayayım bugün arıyorsun. Aslında seçeneğin çok daha fazla ama bir tane bile düzgün bir şey yok. Çünkü yapmak çok daha basit. Yapmak, erişim çok daha kolay. Ha bu çift taraflı bir şey. Bu yapmanın daha kolay olması hem daha iyi. Ama ben birazcık daha tüketici olarak baktığımda... Ne oldu? Bilgisayar kapandı. Güneş aç. Şu an kameraların sesiyle bizi duyuyorsunuz arkadaşlar. Kapanışı yapacağım ben. Özür dilerim. Sohbet yarım çizgi. Ama ben bu orospuları uyardım. Yapay zekaları olmadığı için aynen. Böyle oldu. Arkadaşlar hepinize çok öpüyoruz. Eren Aktan vardı, Mert Günhan vardı, Zade Kum vardı, ben Deniz Şahin. Barış şunu yapmadım. Hepinizi çok seviyoruz. İki saat yapay zeka konuşuyor. Allah'a emanet olun. Neye bay. Neye bay.